اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا خاتم النبيين قيمتني زيانlerimiz افنديم صلى الله عليه وسلم نبي سني kaldığımız yerden devam ediyoruz Uhud Harbi'ni anlatıyorduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabi efendilerimiz sabır noktasında hakikaten bir imtihan veriyorlardı. Zira İslam ordusu Mekkeli müşriklerin iki ordusu arasında kalmış. Savaşın kızıştığı zaman diliminde Seyyidü Şüheda Hazreti Hamza Efendimiz İslam komutanı şehit olmuş. Ve herkes Mekkeli müşriklerin hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok benzeyen, zırhını giydiği zaman ta kendisi gibi gözüken Hazreti Musab'ı şehit etmek için uğraşı vermişler ve en sonunda Hazreti Musab'ı şehit etmişler. Ve bir Mekkeli müşrik şöyle bağırıyor ve etrafına nida ediyordu. Ey Mekkeli müşrikler Muhammed öldü diye nida ediyordu. Ve bunu duyan Mekkeli müşrikler seviniyor. Müslümanlar üzüntü içerisindeydiler. Hatta bazı kısım sahabiler kılıçlarını bırakmış oturmuşlar. Muhammed öldükten sonra sallallahu aleyhi ve sellem ne yapabiliriz artık diye düşünüyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz o oturanlara niçin oturduklarını soruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölmüş dediklerinde o zaman siz de kalkın Allah Resulü gibi Allah yolunda şehit olun diye onlara sitem ediyordu. Bazıları da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Talhalar gibi, Ebu Ducaneler gibi, Hazreti Ebubekir Efendimiz, Hazreti Ali Efendilerimiz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Uhud Harbi'nde o sıkıntılı zaman diliminde koruma altına almışlar savaş esnasında, savaş meydanında Allah Resulüne bir zarar gelmesin diye uğraşıyorlardı. Allah Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri Uhud Savaşı'nın bu sahnesini Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti kerimeyle bize anlatıyor. Bismillah. Ve ma Muhammedun illa Rasul. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ancak bir Resuldür. Kad halet min kablihi <Sessizlik> Resul. Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem önce nice resuller, peygamberler geldi, geçti. Efe immate au ala aqabikum. Peygamberiniz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şehit edilse, vefat etse gerisin geriye mi döneceksiniz? Ayeti kerimesi indirilmişti. Savaş meydanında çok büyük kahramanlık gösteren sahabi efendilerimiz vardı. Hanımefendi sahabiler vardı. Nesibe Hatun gibi. Talha bin Übeydullah gibi elinden kolundan vazgeçen çolak olan, Abdurrahman sahabi efendimiz gibi ayağından topal olan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz korumak için uğraşı veren, elini, ayaklarını, azalarını feda eden, sahabe efendilerimiz vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yerinin tespitinden sonra Mekkeli müşrikler bütün güçleriyle oraya yüklenmiş. Bir ok Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme isabet etmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir taş isabet etmiş. Dişleri kırılmış. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zırhı parçalanmış kılıç darbesinden dolayı Hatta Ebu Ubeyde Efendimiz Allah şefaatlerine nail eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne batmış olan o zırhı çıkartabilmek için dişlerini kullanmış ve iki dişini de Uhud'da bırakmıştı. Böyle fedakarlıkların görüldüğü bir yerdi Uhud. Yine Bedir muharebesinde bulunamamış. Bedir dönüşünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiş kafasını eğmiş. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bedir'de bulunamadım. Eğer bir dahi harp olursa sen Enes bin Nadr'ın kim olduğunu görürsün, göreceksiniz diye kahramanlığını Uhud'da göstermiş Enes bin Nadr. Hatta yeni Enes bin Malik amcası hakkında indiğini düşündüğü ayeti kerimelerden Bismillah مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ Müminlerden öyle erkekler vardır ki onlar sözlerinde durdular. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ Onlardan kimisi canını feda etti, şehit oldu. Bedir'de, Uhud'da şehit oldu. Kimisi de şehadeti bekliyor. İşte Bedir'den sonra Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna gelmiş ve bir dahi harp olursa ya Resulallah o zaman fedakarlığı, kahramanlığı, savaşmanın ne olduğunu ben göstereceğim diyen Enes bin Nadır Uhud Harbi'nde öyle güzel kahramanlıklar gösteriyordu ki elindeki kılıçlar kafirin, müşriğin ensesinde patlıyor ve önüne geleni biçiyordu sahabe efendilerimiz Enes bin Nadr'ın yalın kılıç Mekkeli müşriklerin üzerine yürüdüğünü gördükten sonra biz daha Enes bin Nadr'ı göremedik diyorlar. Uhud Harbi bittikten sonra herkes yakınını arıyor. Enes bin Nadr'da şehitler arasında ama kimse tanıyamıyor. Kız kardeşi ayak parmaklarından Enes bin Nadr'ı tanımış oluyor. İbn-i Sa'd gibi, Tecridi Sarih gibi kitaplarda zikredildiği üzerine Enes bin Nadr'ın sırtında sadece 70 mızrak darbesi tespit ediliyor. Allah yolunda delik deşik olmuş bir vücut. Sözünü tutmuş bir er. Ve İslam ümmetine, İslam ordusuna faydalı olmuş kahraman bir birey. Allah şefaatlerine nail edesin. Yine Uhud Harbi'nde Uhud Harbi'ni şekillendiren, Uhud Harbi'ni anlatan ayeti kerimelerden bir tanesi. Bismillah. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer şayet siz müminseniz, Allah size mutlaka zaferi, mutlaka kurtuluşu, mutlaka size bir yol gösterecektir. Mutlaka sizler üstün olacaksınız, diyor Yaradan Mevlamız. Uhud Harbi'nde savaş Mekkeli müşriklerin kazanımıyla devam ediyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşriklerin saldırıları karşısında orduyu Uhud Dağı'nın iç tarafına doğru çekmiş ve bunu gören Mekkeli müşriklerin komutanı Ebu Sufyan ordusuyla beraber Peygamber Aleyhisselam'ın sığınmış olduğu mağaranın önüne kadar gelmiş ve şöyle haykırmıştı. Ebu Sufyan haykırışında içinizde Muhammed sağ mıdır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimse ses çıkartmasın diye talimat buyurmuştu. Ses yok. Ebu Bekir sağ mıdır? Ses yok. Ömer sağ mıdır? Ses yok. Demek hepsi ölmüş diye haykırınca Hazreti Ömer Efendimiz dayanamadı ve ey İslam düşmanı, Allah düşmanı hepimiz sağız diye cevap verdi. Ebu Sufyan Bedir'e karşı Uhud dedi. Böbürlenmek istedi, kibirlenmek istedi. Hazreti Ömer Efendimiz ona ağzının payını vermiş oldu. Ve dedi ki: Sizin ölüleriniz cehennemdedir. Bizim ölülerimiz şehit cennettedir." dedi. Ve Ebu Süfyan ordusuyla beraber geriye doğru çekilmeye başladı. Müslümanlar 70 sahabi şehit olmuştu Uhud Harbi'nde. Hazreti Hamza Efendimiz gibi, Abdullah bin Cübeyr gibi, Abdullah bin Cahş gibi, Seyyid-i da Hazreti Hamza Efendimiz gibi, Musab bin Ümeyr gibi sahabiler Medine-i Münevvere'de şehit olmuşlardı. Abdullah bin Cahş Savaş meydanında Sa'd bin Ebi Vakkas'ın yanına sokuluyor. O, olayı anlatan Sa'd bin Ebi Vakkas. Abdullah bin Cahş diyor ki ya Sa'd sen bir dua et ben amin diyeyim. Ben bir dua edeyim sen amin de. İlk önce Sa'd başlıyor. Diyor ki ya Rabbi şu çetin savaş meydanında azılı müşrikler karşıma çıksın, onlarla çarpışayım, onları devireyim. Zaferi göreyim, gazi olayım diyor ve amin diyor Abdullah bin Cahş. Abdullah bin Cahş dua ediyor. Diyor ki ya Rabbi er meydanında çarpışayım. Müşrikleri öldüreyim. Sonra da şehit olayım. Şehit olduktan sonra kulağım, burnum, gözüm, azalarım olmasın. Kanlar içerisinde diriltildiğimde sen bana sorduğunda kulağın nerede? Uhud'da bıraktım. Gözün nerede? Uhud'da bıraktım. Burnun nerede? Uhud'da bıraktın diyeyim dedi. Sabine bir Vakkas ben amin demekte zorlandım ama söz verdiğim için amin demek zorunda kaldım diyor. Hakikaten Uhud'da savaş bitmişti. Hazreti Hamza Efendimizin yanına geldiklerinde ciğerinin söküldüğünü, kulaklarının, burnunun ve gözlerin oyulduğunu, kesildiğini gördüler. Mekke'li müşrikler er meydanında bulunan şehit olmuş sahabe efendilerimizin azalarını kulaklarıyla, burunlarıyla gerdanlık yapmışlar. Onlar şehit oldular. Rabbim şehadetlerini makbul eyledi. Bizlere de şefaatlerini nail eylesin inşallah. Uhud Harbi'nde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe efendilerimizi 70 sahabeyi defnetti. Bazı mezarlıklara ikişer kişi olarak defnetti. Bunlarda en çok ayet bilenleri bir üst tabakaya defin yapmış oldu. Bunlardan bir tanesi de Musab bin Umeyr. Peygamber Aleyhisselam onu defnederken gözünden ekstra yaş geldi. Sebebini sordular. Dedi ki Musab Genç, yakışıklı Mekke'nin ileri gelenlerinden dünya nimeti bol olan bir delikanlıydı. Allah iman nasip eyledi. Musab Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le tanıştı ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peşinden gitti. İlim irfan öğrendi. Medine-i Münevvere'ye hoca olarak geldi. Medine-i Münevvere'deki insanları iman olmalarına sebep oldu. Onlara Kur'an-ı Kerim öğretti. İlk muallim oldu ve Uhud'da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme zırhını giydiğinde daha çok benzediğinden dolayı şehit edildi ve şehadetinin akabinde defin işlemleri yapılırken üst taraftan elbisesini çekiyorlar Alt kapansın diye üst taraf açılıyor. Üst taraftan çekiyorlar. Alt taraf açılıyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Musab bin Umeyr'in bu haline gözü yaşlı olarak mukabele ediyor. Musab bin Umeyr cennetin en fevk, en yüksek derecelerine Uhud şehitleriyle beraber nail oluyor. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. İslam ordusunda Yara almayan hiçbir sahabi kalmamış. Ama Mekkeli müşrikler geriye dönüp Uhud meydanından çekildikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sağlam olanlar beni takip etsin dediğinde 70 küsur sahabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden Mekke-i Mükerreme tarafına doğru 8 kilometre kadar Hamra-ül Esed denilen bölgeye kadar Mekkeli müşrikleri arkadan takip ediyorlar. Mekkeli müşrikler arkadan Medine-i Münevvere tarafından bir grubun geldiğini görünce onlar daha çok hız veriyorlar ve Mekke'ye doğru devam ediliyor. Uğut Harbi baştan birinci safhada müminlerin açık zaferi, ikinci safhada müminlerin büyük bir imtihanı, üçüncü safhada aleyhissalatü vesselam Efendimizin sıkı takibi ile beraber neticelenmiş oluyor. Bir sonraki Siyer-i Nebi programında görüşmek ümidiyle. Esselamu Aleykum ورحمه الله وبركاته